Ali, burada mısın? Buradayım baba, çalışıyorum. Aferin. Çalış oğlum, çalış. Yarın mı sınav? Şunu son dakikaya bırakmasana be oğlum. Uykusuz kalacaksın. Baba ben alışkınım. Sen yat asıl. Kaçta uçağın? 8. 6'da en geç evden çıkmam lazım. Kız şunun sesini de biraz. Babaannen uyanmasın. Baba bırak. Duyulmaz bu ses. Alo. Baba ver şunu. Kim arar seni bu saatte? Ha Zeynep'ciğim sen misin? Burada. Çalışıyor orada. Veriyorum. Elime atlıyor bak. Hadi iyi geceler. Sana bir şey soracakmış. Biliyorum baba. Biraz uzaklaşır mısın baba? Özel konuşacağız. Özel mi? Dersle ilgili değil mi? Babacığım derste konuşacağız. Tamam tamam. Anladık. Hadi kolay gelsin. Alo. O da uyuyamamış. Yarın Ankara'ya gidecek iş için. Şükrücüğüm. Benim canım. Uyandırdın mı? Tam dalıyordum. Saat kaç? 1'e geliyor. 5'te kalkacaksın Şükrücüğüm, hadi yat. Uyku tutmadı. Şu uçağı da hiç sevmem bilirsin. Ali'ye takıldım biraz. Ders mi çalışıyor? Anlamadım, ders mi çalışıyor? Zeynep'e aşk derslerimi veriyor. Kapıldı iyice. Kapıldı kerata. Şu Ankara'da gözümde nasıl büyüyor şimdi? Cem niye gitmedi? Dış ticaret müdürü benim arkadaşım. Cem tanımaz. Hadi canım, hadi uyumaya çalış. Hadi. İyi geceler kardeşim, güle güle. Demek ben çalışmıyorum İbrikçi. Kızıyorsun ama öyle Cenab abi. Tamam tamam, tembelim pekala. Şiirimi yazmıyorum, rollerimi beğenmiyorum. Beğenmiyorsun Cenab abi. Tabii benim gözüm yükseklerde. Ben öyle iki paralık rolleri oynamam, anlıyor musun İbrikçi? Ben çok gönlü bir sanatçıyım. Evet. Bana ağırlıklı roller gerekli. Bağırma Cenab abi, uyanacak şimdi biri. Sen de bağırma. Bazı sözlerin gücüme gidiyor. Seni kırmak istemem ama Cenab abi, benim de gücüme gidiyor bazı şeyler. Durumumuz ortada. Bırak bu sefalet edebiyatını İbrikçi. Neden yanıyor bu Allah'ın cezası? Şuradan Cenab abi. Ne karanlık bir ülke ya burası. Sokak lambaları yanmaz, her tarafta çukur, çamur, pislik. Yavaş Cenab abi, Sabri Bey çıkabilir. Ha evet. Ne oldu bu yönetim kurulu toplantısı? Yine bu seçilmiştir Cenab abi. Olabilir. Borcum varsa çıkar onları, tek tek yaz. En kısa zamanda ödeyeceğim İbrikçi. Borç yok Cenab abi. Ne borcu? Ben başka bir şey söylüyorum. Buyurun. Oo Celil Bey. Bira mı içiyorsunuz? Yavaş, duymasın kimse. Sevimi uyuttum. Geceleri burada içiyorum artık. Oo ne güzel, afiyet olsun. Çok ilginç bir yer keşfetmişsin Celilciğim. Kutlarım seni. Benim adım Cemil. Atlayın çabuk. Uzay yolculuğu. Sabri falan kalkmadan hadi. Atlayayım hiç. Buyur Celilciğim. Benim adım Cemil. Özür dilerim Cemil. Bak yine ışığı açık unutmuşsun Cenab abi. Bıktım senin bu tasarrufçuluğundan İbrikçi. Bir lambayla bizim ekonomimiz batmaz. Haklısın Cenab abi, çok konuşuyorum. Biranız var mı? Benimki bitti. Olacak Cemil'cim, olacak. Bira getirebilir misin misafirimize İbrikçi? Ne taktım onu peşimize Cenab abi? Kusura bakmayın, başım ağrıyor. Ben hemen yatacağım. Biralar dolapta. İyi uykular canımın içi. Cemil'cim hemen geliyorum. Gel.
Ha, soğuk olsun biralar ama ha. Soğuk Cemil'cim, buz gibi. Bak. Romana başladım ben de. Öyle mi? Ne yazıyorsun? Prenses Diana'nın ölümü beni çok etkiledi. Yapma ya. Robin Hood'a aşık oluyor. Kim? Diana. Prenses Diana. Öyle evet. mi? Evet. Desene sen postmodern bir roman yazıyorsun. Öyleymiş. Bak azizim, sende bir sanatçıda olması gereken her şey var. Kutlar. Üşenmiyorsun. Gecenin bir saatinde giyiniyorsun. Sokağa çıkıp biralarını alıyorsun. Asansörde keyifli içiyorsun. Karını uyutuyorsun, dama çıkıyorsun. Uyuturum. Benim adım Cemil. Sağ olun Cemil'ciğim. İyi geceler. İyi geceler. Ha ne oldu şu yönetim kurulu toplantınız? Toplandınız mı? Toplandık, Allah kahretsin. Bir oyla kaybettim gene yöneticiliği. Sabri'yi seçtiler. Ha ondan bu kadar efkarlısın Celil'ciğim. Ya hiç anlamıyorum insanlardaki şu iktidar hırsını. Ressam yattı, canımı sıkkın. Benim canım da ona sıkkın canımın içi. Bırak yatsın. Gidiyor musun? Gidiyoruz. Aferin. Hep böyle göreceğim seni bundan sonra. Dakik. Her şey zamanında. Ben hep böyleyim efendim. Öylesin. Hadi bakayım göreyim en küçük bir kaytarmanı. Bugüne kadar neden kaytardık efendim? İş verdiğinizde yapmadık mı? Sus sus. Açtırma benim ağzımı şimdi. Çok uğraştınız seçilmemem için ama gördünüz sonucu. Gördük efendim. Tebrik ederiz. Yarım ağız konuş şimdi. İki yüzlü. Az mı üstüme yürüttünüz o haydutu? Ne oldu? Yine ben seçildim. Öyle oldu. Allah topunun cezasını versin. Anlamadım. Ne dedin? Öyle efendim. Çok şükür. Ha şöyle. Ayağını denk al bundan sonra. Baş üstüne. İyi günler. Ha. Dağıtmışlar kızı. Hangi kız efendim? Sedat Beyler eve mi kapatmışlar kızı? Kimseyle görüştürmüyorlarmış galiba. Ben de öyle duydum. Kapatmışlar. Vuracağım diyormuş babası. İhfal ettiler kızı kesin. Niye vuracak yoksa durup dururken babası? Günahı boynuna ama bana da öyle geliyor. Öyle öyle. Ben hiç beğenmedim zaten o çocuğun gözünü. Alçak. Kirletti bıraktı kızı. Uzun zamandır aramıyormuş zaten bunu da. Arar mı alçak ırz düşmanı? Yakaladık mı o ucuz ha? Yakaladınız mı onu? Anam. Ne yapıyorsunuz efendim, çıldırdınız mı? Yapmayın anneciğim, hırsız değil Sabri Bey. Kimi gözüküyor azıcık seni? Pencereyi kırıp girersin ha? Efendim benim, ben ne yapıyorsunuz damadınız? Olmaz o alçak. Yapmayın anneciğim, kapıcıların önünde adamcağız yiğidin içinde. Helal eme rezil oluyoruz ama efendim. Bir şey söyleyin şu halinize. Karamayacağım onu, gözü kör olasıca. Ne söyleyeyim efendim, laftan anlamıyor ki. Dağıttı artık, iyice dağıttı. Kafa mafa kalmadı, anzalmayın merzalmayın derken. Anneciğim lütfen verir misiniz bana şu terliği? Lütfen. Çekil, şimdi kırarım kafanı senin daha. Allah Allah. Bu hırsız hikayesi de nereden çıktı şimdi? Rüyasında görmüş efendim, rüyasında. Bak hala konuşuyor be. Bu ne canım aa? Dolaşma ayak altında sen de, biz musibet. Bir sen eksiktin. Niye tepeliyorsunuz kızı şimdi efendim? Ne yaptı sizi? Elleri kırmasıcak. Sen mi aldın yoksa hırsız içeri? Tövbe estağfurullah. Yahu kadın rüya görüyor, üstümüze yürüyor. Ben niye alayım efendim? Sus sus ahlaksız. Zaten senden her şey bekleniyor. Aa Ayla. Efendim anneciğim. Kim bu babanın yanındaki müptezel kadın? Tövbe yarabbim. Gene tanımadı. Kim olacak anneciğim? Sizin resminiz, baksanıza. İndirin onu oradan.
İndirin çabuk. Şimdi fırlatır atarım. Aman yarabbi. İyice üşüttü kadın. Ya milyarlar değerinde o tablo efendim, ne yapıyorsunuz? Yazık değil mi anneciğim? Sus, bana cevap verme. Akşama baban gelince görürsün. Senin de hesabını görecek. Aman efendim aman. Ben bunu ortalıktan kaldırayım da en iyisi. Seçilmiş yine seninki. Gözün aydın. Yusuf efendi, zaten canım sıkın. Hatırını kırarım bak. Kızdırmayın işte mi Yusuf abi? Nedim, dikkat et ha. Geçen sefer verdiğin iki tabak kırık çıktı. Ben ne yapayım be enişte? Bunlar da başımıza dert oldu. Söylenme iblis. Elbet onlar da bir şey biliyorlar ki dağıtıyorlar. Ne ayıl bu senin damadının suratı böyle? Konuşmuyor bizimle herhalde. Nasıl konuşmazmış? Kırarım boynuzunu. Ne bu surat iblis? Küs müsün bize yoksa? Size değil, size değil. Sabri Bey yeniden yönetici seçilmiş de ondan. Hayırlı olsun. Ne var bunda üzülecek iblis? Biraz suyuna gitsen şeker gibi adam. Yok be Halil Bey. Bize surat yapıyor, bize. Suratı batasıca. Şimdi buna bir küfür edeceğim. Neler söylüyor duyuyor musun? Bırak enişte, değmez. Haksız mıyım Sultan Hanım? 40 yılda bir çoluk çocuğumuzla size yemeğe geliyoruz. Sopayı yiyip gidiyoruz. Çeneniz durmuyor ki. Tabii yersiniz. İllet ediyorsunuz insanı. Sultanım bırak şimdi bunları. Olmuş geçmiş. Allah Allah. O bize demediğini bırakmıyor ama. Oturmuşum o halimle iç pilavlar, tatlılar, börekler yapmışım. Başımıza kalkacaksan hiç yapmasaydın. Ne yediğimizi anlamadık ki zaten. Güzel konuş iblis. Zorla o da laf istiyor ama babacığım. Baksana karının suratına. Sen onları o edepsiz karına söyle asıl. Sultanım bağırtmayın beni. Kes. Halt etmişsin sen onu. Sensin edepsiz. Hıh, terbiyeli ol biraz. Tamam bitti. Bir daha gelmiyorum buraya. Kestim alışverişi. Ne dedin? Öyle babacığım. Paramızla hakaret işliyoruz burada. Ayda şurada 150-200 milyonluk alışverişimiz var. Surata bak. Biz yok mu dedik iblis? Nereye gideceksin? Burası senin dükkanın. Biz de öyle biliyoruz babacığım ama. Baksana Sultan Hanım'a. Bırak be gitsin nereye gidecekse. Ondan gelecek hayır, Allah'tan gelsin. Konuşuyoruz sultanım, lafımı kesme. Bir yere gidemezsin, burası senin. Olur böyle şeyler akraba arasında. Doldurun bakayım eniştenizin sepetini. Salam, sucuk, kahvaltılık, kaşar. Heh, şu hediyeliklerden de koyun. Ne bakıyorsunuz yüzüme öyle alık alık? Hadi! Heh, aferin Ayşe, getirdin mi? Bak şimdi... Bıçaklar sağa, çatallar sola. Bardaklar şöyle. Hı-hı. Günaydın Ulviye, günaydın. Günaydın Davutcuğum, öpeyim. Oh, mis gibi. Ben de öp anne, ben de mis gibi kokuyorum bak, acayip. Hı-hı. Oğlumu da öpüyorum. Oh, acayip hakikaten. Benim kokum mu sürdün yoksa? Nasıl anladın? Aha. Kadın kokusu sürülür mü eşek? Anne bak ne diyor. Aa, çok ayıp Davut, lütfen. Babası abla der. Heh, biz de eşek babası mı oluyoruz o zaman? O nasıl söz enişte? Hadi, hadi buyurun. Ev işi mi öğretiyorsun buna Ulviye? Hı hı. Evet Davutcuğum. Çok güzel öğreniyor maşallah. Akıllı. Aferin Ayşe. Mahcup etme bizi. Etmez etmez. Türkan Hanım'dan da randevu aldım bugün. Güzelce bir muayene ettireceğim onu. İyi. Orada soyarlar seni ama Ayşe yenge. Ne dedi abla, soyarlar mı? Üstünü üstünü. Çıkaracaksın elbiselerini öyle yumuşak yumuşak. Al. Konuşma öyle salak salak. Sen bunu bir de hamama götür Ulviye. Olur Davut. Biz de oğlumla gideriz. Yok baba. Sen benim... Gözüme sabun falan kaçırırsın. Ben annemlerle giderim. Yıkanırız öyle köpüklü köpüklü. Halt! Sıranı bekle Dumkov. Aa, bu mu öyle Davut? Ayşeciğim aç kapıyı. İyi günler, buyurun. Bu da tabağınız. Bizim mi bu tabak abla? Gazetenin hediyesi Ayşe Hanım. Oo, senin de dünyadan haberi yok. Millet birbirini yiyor bu tabak için. Öğrenecek gözüm, öğrenecek. Getir bakayım şu ekmeği, koparalım ucundan biraz. Nein Davut, sıcak ekmek yasak sana.
Bak orada peksimetlerim var. Onları yiyeceksin. Ayşe'cim götür çabuk onları mutfağa. Görüyor musun gözüm çektiğimiz eziyeti? Alman eziyeti. Hani bak başladı yine Alman. Hı-hı. Alman. Of of. Ya biz ne diyelim? Getirdiniz yine başımıza aşağıdaki domuzu. Ya bizim çektiğimiz eziyet? İyi günler. Kızım niye aramıyor bu çocuk seni? Hevesi geçti mi yoksa? Aynen kardeşim tak. İşi bitti kullandı attı kızı eşşi ola eşek. Küfretme Sedat. Dayanamıyorum Serpil. Nasıl verdik bu açığı biz? Öf, kes bu lafı artık olan oldu. Ay ne oldu anne? Sus kız paralarım şimdi seni vallahi. Hadi ona buna bir şey yok diyoruz ama ne olmuşmuş utanmaz. Aslı tak bak ben de paralarım şimdi. Kabahatine otur orada. Ben bir şey yapmadım baba. Tüh bak hala konuşuyor. Sedat bak ne diyorum. Ne hayatım çok söyle. Bulalım bu çocuğu. Hah ben de sıkıvereyim beyninin ortasına bir kurşun. Baba bak böyle bir şey yaparsan ben de kendimi öldürürüm. O kadar seviyorsun ha öyle mi salak? Evet. Tüh yazıklar olsun emeklerime. O seni sevmiyor ne olacak şimdi peki? Seviyor anne. Sus salak. Seviyor da hani nerede? Aldattı gitti seni işte. Sedat. Efendim hayatım söyle. Bak bulalım biz bu çocuğu en iyisi. Tehdit mehdit takalım halkaları. Yavuz Bey'den de rica edelim bu kadar adamı var. Bizim de var hayatım adamımız. Bak nasıl vurduruyorum bacağından o sözete çocuğunu tak. Cafer'dir. Dur hayatım ben bakarım. Aman ağzımızdan bir şey kaçırmayalım Sedat'cığım. Benden laf çıkar mı Serpil'cim? Konuşacağım bununla da. Konuş canım konuş. Terbiyesiz dedikodu yapıyor. Dur sen şimdi. Gel bakalım gel. Buyurun iyi günler. Aslı'yı mı göreceksin? Laf yetiştireceksin değil mi? Hah işte orada gel. Gel bak işte burada. Bir söyle şimdi herkese. Ne münasebet efendim? Tövbe. Biz de kız büyütüyoruz. Yapar mı öyle şey? Her türlü dedikoduyu yapan aşağıda yöneticiniz. Pis herif soracağım ona da. Dedikodu nasıl yapılırmış? Tak. Tak efendim valla. İbrikçi. Daha yatacak mısın? Yatacağım Cenab-ı abi. Çok uyudun ya. Yorgunum biraz daha uyuyacağım. Allah Allah. Ne oluyor İbrikçi? Protesto mu ediyorsun bizi? Yo yo. Öyle öyle anlaşıldı. İnsan kalkar bir kahve yapar çay demler. Bu ne duyarsızlık ya. Bu sabahta sen yapsan ne olur Cenab-ı abi? İşte her şey orada. Ya. Hani Cenab-ı abin için canını verirdin. Demek şimdi böyle oldu. Yazık. 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 Bize de yazık. Peki beyefendi peki. Yorduk sizi. Özür dileriz. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bu ne anlıklık ya? Rezalet. Çıfıt çarşısına dönmüş mutfak. Kim bilir kaç gündür temizlenmemiş. Hiç sevmediğim şeyler yani. Ne arasak yok. Sıtkı. 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 Efendim Cenab-ı abi. Biliyorum tabii. İstirahat ediyorsun. Rahatını bozacağım ama mecburen soracağım. Sor Cenab-ı abi. Nerede bu kahve? Kahve kalmadı Cenab-ı abi. Kalmadı mı? Allah Allah. Niye aldırmadın peki? Halil gıda vermiyor artık öyle pahalı şeyler Cenab-ı abi. Yine kredimiz tükendi. Konuşalım tabii Halil'ciğimle. Çay nerede peki? Dolapta. Aç orada göreceksin yukarıda. Gazeteler peki? Kapıdadır. Ekmek de orada. Anlaşıldı. Yatmana bak sen istirahat et. Zahmet olacak. O orada bu burada. Şu dağınıklığa bak. Hiç sevmediğim şeyler. Olacak şey değil. Eyvah kırdık. Oh, oh. Elim. Ne oldu Cenab abi? Yaralandım İbrikçi. Yapma ya. Geçmiş olsun Cenab abi. Sağ ol. Bir ambulans mı çağırsak? Ambulanslık bir şey yok Cenab abi. Panikleme. Tetanos falan olmayalım İbrikçi. Yok be Cenab abi. İki tentür diyot basarım olur biter. Nerede tentür diyot? O da yok galiba.
Dur, komşulardan buluruz. Ama koş İbrik, çabuk. Kan kaybından falan gitmeyelim, hadi. Cemil Beyler de vardır. Koş. İyi düşündün canımın içi, onlar da vardır. Selamlarımı söyle Sevim Hanım'a, hadi. Tamam Cenab abi, hemen geliyorum. Bir daha bas istersen İbrikçi. Duymamış olabilirler. İyi günler. İyi günler, buyurun. Cenab abi elini kesti de bizde kalmamış. Sizde varsa tentir diyot rica edecektim. Var, getireyim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Cemil Bey yok mu? Yatıyor. İçirmişsiniz yine dün gece küp gibi sizin evde. Kalkamadı. Ben içirmedim. Öteki var ya öteki. Hani o sizin arkadaş uzun boylu. Görürsem iki çift sözüm olacak ona. Günaydın. Günaydın. Of, başım çatlıyor ya. Kalkamadım. Ne söylüyor Sevim sana? Bana değil de Cenab abiye kızmış. İçirdi diye. Söylemedin değil mi Sevim asansörde içtiğimi? Söyler miymiş Cemil Bey? Hah. Arkadaş arkadaşa karısına karşı kollayacak. Tabii canım. Ayıp ettin. Buyurun. Ne söylüyor size bu? Ne söyleyeceğim Sevim? Sus sen, sus. Kabahatinle otur. Almayın bir daha bunu eve. Peki efendim. Geldi mi İbrikçi? Geldim Cenab abi. Ne diyor Celil Bey'in karısı öyle avaz avaz? Bize mi bağırıyor? Bize bağırıyor Cenab abi. Almayın bir daha bunu eve diyor. İçiriyormuşuz. İçiriyor muymuşuz? Allah Allah. Kocası alkolik. Adamı asansörden topluyoruz. Bunlar iyilik de yaramaz. Öyle Cenab abi. Yaranılmaz bunlar. Hadi. Şöyle tut elini. Üfleyerek, üfleyerek. Şöyle tut elini. Yanıyor İbrikçi. Üflüyorum Cenab abi. Bir şey yok. Bitti, 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 bitti. Bitti. Sağ ol, sağ ol. Eline sağlık, eline sağlık. Ah ulan, ah. Tamam. Kaldık yine bu domuzun eline. En az bir yıl. Aa, ne oluyor Cafer, delirdin mi? Delirdim. Ulan ben ne şanssız adammışım be. Şansım olsa zaten anam beni apartman yöneticisi doğurdu. Oh, oh. Cafer, çocuklar korkuyor. Yapma şunu. Görsün. Onlar da görsün. Görsün babalarının halini de ders alsınlar. Adam iki dakika servis gecikti diye fırça atıyor bana. Aldırma sen de. Ha, aldırma. Kırkından sonra azar mı işiteceğim Gül? Görün kızım. Görün babanızın halini de. Sakın öyle kapıcıyla mapıcıyla evlenmeyin. Doktor olacak benim kızlarım inşallah. Doktor hanım teyzeleri gibi değil mi? Ah inşallah. Bakın babanıza. Kapı kapı dilenci gibi dolaşıyor. Ah, ah, ah. Aa, vurma kafana şöyle Cafer. Vuracağım. Parçalayacağım her şeyi. Kafamı da parçalayacağım. Aa. O dangalak kafamı. Aa, canına mı kastettin sen? Bıktım canımdan, bıktım. Ulan şu apartmada bir tane adam yokmuş be. Tüh. Tabii onlara ne var? Çektiler mi kapılarını? Bitti. Oh, 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 oh. Yapma anam, yapma. Harap ettin kendini. Üzülme bu kadar ya. Kıyamam sana. Bırak hepsinin canı cehenneme. Ali uyuyor mu? Uyandıracağım bir saat sonra. Çok geç yattı. Evladım, Allah emeklerini boşa çıkarmasın. İnşallah. Her gün bir sınavı var. Çok zor işi. Şükrü gidiyordu, o yattı. O da hayırlısıyla gider gelir inşallah. Dua ediyorum dünden beri. Uçaktan da hiç hoşlanmaz. Dış ticaretli bir arkadaş var, onunla görüşecek. Müsteşar yardımcısıymış. Hadi bakalım. Sen niye yemiyorsun kızım? Yedim Şükrü ile sabah 5:30'da. Oo, ben de çok uyumuşum bu sabah. Hacer Hanım geldi. Gelsin bakalım. İyi günler. İyi günler, hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Ah ne severim seni. Şükrü Bey yok mu? Yok, Ankara'ya gitti bu sabah.
Güle güle gitsin. Teyzem nasıl teyzem? Nasıl olalım? Gel. Ah geldim geldim. Yollar yine hınca hınç vallahi. Üst üste. Öpeyim. Çok yaşa. Ne zaman eve gidiyoruz? Yarın gideriz. Sen bilirsin. Nasıl istersen. Ben hazırım. Sen beni oğullarına şikayet etmişsin ama ben seni severim vallahi. Eksik olma kızım. Sıcak çay var Hacer Hanım mutfakta. Sağ ol ablacığım, içeyim bir bardak. Kahvaltı etmediysen tosmos bir şey yap kendine. Ettim ablacığım, ettim, sağ ol. Yüz vermeyin buna fazla kızım. Yok canım, ben mesafeliyim. Bıraksan onu ona dedikodu. Aman kızım iyi edersin. Anladı ihtiyacımız olduğunu. Baksana çocukları da nasıl sıkıntıya soktu. Kopardı hemen zammı. Öyle parayı çok seviyor. Teyze buldunuz mu gececi birini? Arıyor çocuklar. Hadi inşallah. Bulsunlar da şöyle. Senin de geçinebileceğin gibi bir kadın. Niye kızım? Geçinemiyor muyum ben kimseyle? Bak şimdi hemen nereye çekti. Babacığım buyurun buyurun. Bu da ne çenesi düşük? Daha bekleyecek miyiz baba? Bekleyeceğiz kızım. Yavuz Bey amcan götürecek. Kaç kere söyleyeceğiz? Allah Allah. Alo. Sevdi ne vaziyet? Aferin. Cebim açık oğlum. Bana devamlı gelişmeleri bildir. Bana bak. Özgür adına bir aralı mı? Hadi görüşürüz tek. Aramış mı baba? Arar mı it? Ben bilirim ona yapacağımı tak. Ne yapacaksın baba? Görürsün o zaman tak. Tak tak babacığım buyurun. Sus be sen de. Efendim iyi günler. İyi günler. Birini mi bekliyorsunuz? Evet Yavuz abileri. İşe herhalde. Küçük hanımı da almışsınız yanınıza, ne güzel. Aldık. Okula ikinci dönem kaydı yaptıracağız da. Ah ne güzel. Biz de yeniden seçildik biliyorsunuz. Ya öyleymiş. Ben katılamadım. Olsun efendim. İşleriniz yoğun herhalde. Güveninize layık olmaya çalışacağız. Tak babacığım tak 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 babacığım tak. Neredesin sen? Bir lokma bir şey yedik efendim. Onu da mı yemeyeceğiz? Buradayım efendim. Kaç kere söyleyeceğiz? Ayrılmayacaksın bir daha müracaattan. Olur. Ne bu suratının hali? Ağladın mı yoksa? Ben öyle kimseye ağlamam. Kaderime ağlıyorum. Buyurun, iyi günler. Buyurun, iyi günler. Yeter ulan. Got, kafamız şişti. Efendim maşallah. Biz de şimdi kulaklarınızı çınlatıyorduk. Sana da maşallah komşu. Koltuğu kapmışsın yine vatandaştan. Aman efendim bizim koltuğumuzdan ne olacak? Sayenizde. Vatandaş senden şeffaf yönetim bekliyor komşu. Öyle olacak efendim inşallah. Tamamen şeffaf. Öyle. Vatandaşa çarçurt yok komşu. Ne münasebet efendim. Sonra kavuşmayalım. Ellerini de oynatma öyle. Özür dilerim efendim telaşımdan. Telaşlanma komşu. Fazla tıraş seni bozar. Çok beklettik mi birader? Ne fark eder canım abiciğim? Tak, bekleyeceğiz tabii, rica ederim. Kız gidelim artık. Fenalık geldi sizin bu ayaküstü sohbetlerinizden. Horozun da sabahtan beri got. Gideriz ablacığım. Çekiştirme beni öyle kolumdan filan. Vatandaşın önünde bozarım fiyakanı. Buyur canım abiciğim. Hadi birader. Buyurun. Komşum eyvallah. Sefa ile efendim. Hayırlı işler. Cafer koş, yardım et Yavuz beyleri. Hamedi... Çalışmalara ara verdik. Ben geleceğim de bu bırakmıyor kız. Baksana şundaki surata tam katil. Ablacığım gene fazla konuştun. Yürü. Buyurun. Tam katil hakikaten. Haydut. Ne o koçum? Pek keyifsiz görüyorum seni. Ah Yavuz Bey ah. Nasıl keyfim olsun. Düştük yine bu domuzun eline. Dertlenme koçum. Hiçbir şey yapamaz. En ufak çarçurtta bana gel. Allah razı olsun buyurun. Bırak koçuma pislikleri. Komşumu gıcık ederim biraz. Başla. Prens gel yavrum sen de amcana bakayım.
Al birader. Sağ ol. Atla ablacığım. Tamam kız, atladık. Buyurun efendim. Mersi. Rica ederim. Aslı geç kızım sen de hadi. Buyur hanım. Hadi koçum eyvallah. Takma kafana öyle şeyler. Vatandaşa çarp çurt yok. Güle güle. Eyvallah. Helal olsun sana. Öt bakayım şimdi sıkıysa. Yavuz Bey ne yapar adam? Allah kahretsin. Gitti mi Aydut? Gitti gitti. Uçtu maşallah. Mahsus yapıyor alçak. Sen de mahsus koydun değil mi onları arabasının tam önüne? Ne münasebet efendim? Burada duruyordu önünde. Tüh! İnsan kaldırmaz mı? Kendisi kaldırma dedi efendim. Ben ne yapabilirim? Doğrar vallahi adamı katil. Kes kes. Allah kahretsin. Kaldır çabuk onları. Dikkat et bundan sonra hareketlerine. Duydun mu? Güvenme fazla o katile de. Duyduk duyduk. Öt bakalım şimdi. Ne yapabileceksen. Bak nasıl seni muma çeviriyorum üç günde. Terbiyesiz. Ne oluyor efendim yine? Ne olacak efendim? Çöp bidonlarını mahsus koymuş katilin arabasının önüne. Bana gösteri yapacaklar sözde. Tutun zaptı, atın siz de efendim apartmandan. Sonunda o olacak efendim, kaşınıyor. Sedat Bey de kızıyla mı gitti? Gitti efendim, gitti. Okula kayda götürüyormuş sözde. Kimi kandırıyorsa düpedüz muayeneye götürüyor. Aa, muayeneye mi? Tabii efendim. Aleni bekaret kontrolüne. Aa, daha neler artık, rezalet. Rezil oldular zaten efendim. Kapatamıyorlar da. Çocuk ifade etmiş, kaçmış. Tövbe yarabbi, nasıl yaparlar bunu? Yapıyorlar efendim şimdikiler. Utanma arlanma kalmamış. Ay, kalmamış vallahi. Ana. Efendim anneciğim. Kim kontrole götürmüş kızını? Aa, duymuş. Bazı şeyler isterse öyle güzel duyuyor ki. Sedat Bey anneciğim, Uludağ'da ifade etmişler ya kızını. Vah vah, geçmiş olsun. Rahmetli babası da bunu devamlı kontrole götürürdü. Efendim anlamadım. Babası diyorum evladım, babası. Aman yarabbim. Babasını anladım da ne kontrolüne götürüyormuş? Öyle değil efendim. Zafiyet geçirmiştim de onu söylüyor. Verem kontrolü. Verem. Ha. Nefes atsınız. Aha. Biz iki gözümüz iki çeşme, ne yaptılar kızımıza diye. Ne yapmışlar ki efendim? Aşı efendim, aşı. Ha. Aman kızım, ortalık kötü. Babanı dinle. Dinler benim kızım Yavuz Bey amcası. Babasının sözünden hiç çıkmaz. Aferin kızım. Değil mi kızım? Tek. Sen de söyle duysun Yavuz Bey amca. Tabii baba tak. Aman kızım. Öyle hız düşmanı birine takılıp başımızı belaya sokma. Donarız anında şerefsiz. Kız Aslı, bu senin çıktığın ilk çocuk mu? İlk sayılmaz. Ciddi diyorum kız, ciddi mi? Öyle gibi. Ne gibisi kızım ha? Nişan düşünüyoruz, söylesene. Karıştırma ablacığım bu lafları şimdi. Vatandaş rahatsız oluyor. Kız ne dedik şimdi aa? Bir konuşturmuyorsun insanı sen de. Güzel şeyler konuşalım. Konuşamam, buyur. Bak, bak şu yabaniye bak. Şimdi ben seni doğramaz mıyım ha? Sana ehliyet verenin bu. Bırak canım abicim. Değer mi üzüldüğüne? Maganda. Nasıl araba kullanıyor görmüyor musun? Bir oradan, bir oradan. Bacağından alacaksın böyle herifleri. Vatandaş kafasını dinleyecek. O kadar canım abim, tek. Kanunlar zayıf memlekette canım abicim, kanunlar. Zayıf herhalde, zayıf. Asacaksın bunu da. Buna ehliyet verenin de. Ah, yeter kız, içim çekildi. Asa asa adam bırakmadınız memlekette. Sus kız sen de. Kafa bu kafa. Kot 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 sabahtan beri. Ablacığım, hareketlerimize ve sözlerimize dikkat edelim. Bak, aile arasında konuşuyoruz. Hasret mi vatandaşı? Peki, hadi bakalım. Hemen gidiyor Bülent efendim. Hadi Bülent'ciğim, hemen.
Hadi kanarya uç. Gidiyorum Ergun Bey. Aramadı değil mi Şükrü? Aramadı baba. Ya ne rahat adam. Şurada merak ediyoruz görüştün mü görüşmedin mi diye. Öyledir efendim. Biraz sağ olsun. O hiç size benzemez. Oğlum bir iş yapıyorsun bize de haber versene. Bak 9 doğruyor şurada. Sizin titizliğiniz hiç kimse de yok efendim maşallah. Siz olsanız şimdiye kadar 50 kere telefon etmiştiniz ya. Neyse şimdi Ergun Bey. Arar herhalde görüşürüz. İyi günler efendim. İyi günler. Hadi kanarya. Efendim yanlış anlamayın. O da çok değerli insan ama. Tehdit etmek için söylemiyorum da. Zaten nadir mi? Tamam Ergun anlaşıldı. Tamam efendim. Bir emiz olsa ben buradayım. Haber veririz. Hadi kanarya. Siz buyurun Ergun Bey. Ha. Abbas'a söyle bana bir çay getirsin. Tabii efendim bağış üstüne. Cem Bey siz kola. İçerim Ergun Bey. Konuşturma şu adam baba. Hadi kanarya fırla. Gidiyorum Ergun Bey. Güle güle. Hoşça kal. Abbas nerede? Gazete almaya gitti. Ne gazetesi kızım şimdi iş saatinde? Allah Allah. Çay istiyor adam. Tamam ben vereyim. 40 yılda bir şey yaptırdık. Yaptırmayacaksınız. Özel iş yok. Biz burada içeridekilerin emrindeyiz. Tamam Ergun Bey. Tamam. Göndermeyiz bir daha özel işlerimize. Özür dileriz. Bunları sizin düşünmeniz lazım kızım. Bir de kola Cem Bey'e. Tıraş limonu da unutma. Onun adı Tranş Ergun Bey. Neyse işte. Heh. Geldin mi Abbas Efendi? Geldim bacım affedersin. Buyur. Sağ ol. Niye geciktin? Hepsini bir gazeteciden bulamadım bacım affedersin. 4 tane gazeteci dolaştım. Oldu mu şimdi bu? Patron da seni bekliyor. Fırın çabuk. Şevket Bey'e çay, Cem Bey'e de kula tıraşlı. Bağış üstüne müdürüm. Hadi hemen. Ne bunlar şimdi Demet Hanım? Çizim düzüyorsun. Öyle. 1,5 milyona 6 tabak. Alabilir misiniz mağazadan? Yok canım nerede? Ver bakayım. Güzel de tabaklar. Dur bakayım Abbas gelince söyleyeyim de altları da bana alsın. Hani iş zamanıydı Ergun Bey? Sizde mi kalıyor devamlı Nimet Hanım? Nereye gidecek baba? Özge aldı getirdi. Yandık vallahi yandık. Deli tedavi ediyoruz evde. Yapma be oğlum. Sendeki de ne şans. Bittim baba bittim. Tahta kafa evde yalnız mı şimdi? Yalnız. Tek başına oturuyor. Birkaç kere telefon etti ama Özge de annesini yalnız bırakmak istemiyor. Bıraksın. Böyle de olmaz ya. Gel. Efendim Raşit Bey. Oho Raşit Bey buyurun. Nasılsın Şevketciğim? Çoktandır görüşemiyoruz. Öyle oldu ya. Hoş geldiniz Raşit Bey. Hoş bulduk. Cem, küs müyüz evladım? Estağfurullah Raşit Bey. Nereden çıkarıyorsunuz? Ne bileyim. Hiç aradığınız sorduğunuz yok. Aman efendim olur mu öyle şey aile arasında? İşlerin yoğunluğunda. Konuşuyorlar Ergun bırak. Raşit Bey buyurun oturun şöyle. Pırlantadır efendim Cem Bey. Pırlantadır vallahi. Yüzüne karşı söylemiyorum. Her yerde söylerim. Destur müdürüm affedersin. Geç geç. Görüyorsun ki kapı açık. Açık kapı çalınmaz diye kaç kere söyleyeceğim sana. Tövbe cahillik müdürüm affedersin. Bakayım. Limon da koymuşsun aferin. Raşit Bey siz bir şey içer misiniz? Hadi içeyim bir kahve. Duydun mu Abbas? Duydum müdürüm affedersin. Duydu. Hadi bakayım sallanma orada fazla. Özel konuşacaklar aralarında. Hadi Ergun sen de çek kapıyı. Özel konuşacağız. Tabii efendim hemen. Rahatınıza bakın siz. Şükrü aramadı değil mi? Aramadı efendim. Hay Allah ne yaptı acaba? Bakın ben de merak ettim şimdi. Nerede bu adam ya? Abbascık zaten Şevket Bey'in canı sıkkın. Hakikaten insan bir arar. Ya şunların yanında söylemek istemedim. Fazla ilaç vererek karımı yavaş yavaş zehirliyormuşum. Böyle şey olur mu ya? Olur mu canım kim söylüyor onu? Özge Şevketciğim Özge söylüyor. Nimet de inandı. Ya buna 3 yaşındaki çocuk inanmaz. Tamam biraz dozu arttırdım ama kötü niyetle değil. Evladım sen kendini benim yerime koy. O deliyle girebilir misin aynı yatağa? Vay zor. Yani ben kendi adıma cesaret edemem. Kimse cesaret edemez Şevketciğim. Biliyorsunuz başımdan geçenleri. Can güvenliğim yok ya.
Yüksek dozda ilaçla uyutuyormuş tahta kafa Nimet Hanım'ı. Duydun mu Demet? Duydum duydum. Yavaş yavaş öldürecekti herhalde. Vallahi Allah biliyor ya. Ben de o kadının kocası olsam yaşatmam o kadını. Ne yapar ne yapar zehirlerim. Destur müdürüm affedersin. Sen misin Abbas? Benim müdürüm affedersin. Ödüm patlattın be. İnsanın kulağının dibine kadar ne giriyorsun öyle haydut gibi? Ağzını bozma müdürüm affedersin. Haydut maydut tövbe tövbe. Gir hadi gir. Sana laf söylenmiyor son günlerde. Tövbe. Özya Hanım annesini kendi evine götürmüş. Vilayet Hazretleri de çok şikayetçi. Buldu belasını. İster misin bunu da koparıversin bir tarafını? Aa, siz de ne kadarsınız artık Ergun Bey? Isırır kızım ısırır. Belli olur ne yapacağı. Kuduz gibi kadın. Affedersiniz. Ergun çekil dolaşma ayağımın altında. Zaten canım sıkkın. Bütün öfkemi senden çıkarmayayım ha. Affedersiniz. Demet aradı mı Şükrü? Aramadı efendim. Özür dilerim ben de onu soracaktım size. Şu kahvelerimizi içelim kalkalım kızım. Ne güzel oturuyoruz Nimet, şimdi geldiniz. Sıkıldım şekerim. Bunlarda da otur otur çocuk zırıltısı. Kocanı mı özledin anne? Özledim evet. Özleyemez miyim, nasıl soru o? Anne sen değil miydin bu adam beni öldürecek, götür beni kızım diyen? Zehirlese de kocam. Çekemezsin zırıltınızı, bıktım. Tamam anne, bıktıysan zorla oturtmuyoruz ya seni. Kız başladın mı yine ukala ukala konuşmalara? Fena bir şey söylemedi ama şimdi Nimet. Ben bilirim onu ne demek istediğini şekerim. Bir bakışından anlarım. Kız siz beni yoksa kocamdan mı ayırmaya çalışıyorsunuz? Aa, aşk olsun o nasıl söz Nimet? Sen de başladın anne bakıyorum saçma sapan konuşmalara. Ne dedin ne? Kız yolarım saçlarını, deli etme beni. Aa, konuşuyoruz şimdi şurada Nimet, sakin sakin. Tamam anne, bundan sonra ne istiyorsan onu yap. Bana bir şey sorma, serbestsin. Yok bir de soracaktım. Sen kimsin ki salak? Dinliyorum zaten bir haftadır o leylek kocanı da seni de. Ne dedin ne dedin? Nimet ileri gidiyorsun ha? Leylek demezsin oğlum. Al şimdi ben senin yolunu saçını başını. Terbiyesiz. Terbiyesiz kadın. Annemi Ayşe Engin'e doktora götürecek bugün taktım. Götürsün. Ben öğrendim. Bana nikah düşmezmiş. Kim söyledi? Hüseyin abi. O bilir. Akraba mı sayılırmış? Akrabaymış tertip. Uzaktanmıştım kaf. Ne konuşuyorsunuz siz orada öyle gizli gizli? Gizli bir şey yok babacığım. Ayşe yenge. Ne olmuş Ayşe yenge? Tertibe nikah düşmezmiş. Nikah mı? Kime? Tertibe baba. Tüh. Konuşacak başka şey kalmadı mı terbiyesizler? Bu konuşuyor baba. Vallahi tertibi söyledi amca. Halt. Yemin etme hayırsız. Kırarım şimdi ikinizi de kafasını. Duymayacağım bir daha bu lafı ağzınızda. O konuşuyor vallahi baba. Abi sonra da benim üstüme atıyor. Kes. Vallahi o sordu amca. Kes dedim. 6 kere 8. 48. 48 kere 48. Üf, onu be amca. Cevap ver. O iyi oldu. Sapık mısın sen? Akrabasıyla evlenecek. Kes sen de. O iyi oldu. Konuşma. Orada manşe. Hüseyin amca da geldi. Hadi sor bakalım ona. Ne soracaksın? Düşer mi düşmez mi diye baba. Bak hala konuşuyor. Kolay gelsin. Sağ ol gözüm, buyur. Ne o? Bir vukuat mı var tertibim ha? Vukuatsız günümüz geçmiyor ki gözüm. Her gün yapıyorlar bir mikropluk. Olur ustam, olur. Genç adamlar. Kanları kaynıyor onların şimdi. Delikanlı niye demişler? Benim kanım fokur fokur kaynıyor vallahi Hüseyin amca. Sus! Ustam, sizin o Ayşe Hanım'a bir kısmet buldum. He, kısmet mi? Adam biraz yaşlı ama sevap sevap. Makul emeklisi. Evi var, rahat eder. Gözlerine de perde inmiş. Şeker hastası. Nikah kıysın, 3 gün sonra... Yok gözüm, olmaz öyle şey. Evlendirmeye getirmedik biz onu buraya. Vallahi benden söylemesi. Sen bunu bir düşün. Olmaz Hüseyin amca. Tertip de istiyor ama babam izin vermiyor. Sonra be öyle olur musun? Ne yapacağız böyle Adem abi? İşler çok durgun. Bilmiyorum vallahi bacım. Böyle giderse katil vurur bu dükkana kilidi. Enflasyon felaket Adem abi. Kimse de para yok. Olanda da çalıkla be bacım.
Allah gözlerini duyursun. Kimisi ekmek alamıyor. Eskiler alırım eskici. Bu buluyor yol mu? O bulur Adem abi. Şşt, gördüler bizi tertibim. Uzaktan şuna keskin bir bakış at bakayım. Atarım ama çocuk olmaz Hüseyin amca. He? Ne çocuğu? 20 adımdan sonra etkisiz Hüseyin amca. Sen bunu bilmiyor musun? Başladı yine bu salak salak konuşmaları Adem abi. Gelsin kovacak. Efendim kolay gelsin. Dilekçim merhaba. Dilekçim deme bana. Fena olur bak. Dilekliyim o zaman. Dilek de deme. Sen başladın yine hasta hasta hareketlere. Gelme buraya. Almayacağım seni dükkana. Bak ne diyor sen amca. Naz aslanım o naz yapıyor sana. Hadi gir. Giremezsin aslanım hop. Kız seni istemiyor. Sen ne karışıyorsun? Terbiyeli ol tamam mı? Dayak isteme. Hadi yürü. Ya çekil aslanım sen de aradan. Allah Allah. Sevgilisiyle görüşecek adam sana ne? Olmuyor ama Hüseyin abi. O da bizim komşumuz. Çekil şuradan. Aslanım bana bak. El kol hareketi yapma dayak yersin ha. Dur. Dur hadi bakalım. Ayıp ya ayıp be. Şurada hepimiz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Ne oluyor öyle? Hort zort kırarım kurarım yakışır mı be? Tüh! Sen kimle benim arama giremezsin. Hadi. Kaç yaşındasın Ayşe? Kaç da abla? 39 Türkan Hanım. İnsan yaşını bilmez mi? Heyecanlandı Türkan Hanım, biliyor. Çok akıllı, her şeyi çok çabuk öğreniyor maşallah. Maşallah. İlk defa mı doktora muayene oluyorsun yoksa? İlk. E tabii Türkan Hanım, köylerinde doktor falan yok. Bebeğimiz var abla. Her şeye o bakıyor maalesef Türkan Hanım. Çok önemli hastalıklarda tabii şehre, kasabaya iniyorlar. Sen de indin mi hiç? İki kere indik. Ne yapmaya? Alışverişe. Geçirdiğin hastalıklar? Babacığım. He. Geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun. Utanmasın. Ne demek o? Karışmayın benim işime. Doktora götürün beni çabuk. Gidiyoruz işte efendim. Ha, kapıyı unutmayın efendim. Ah, iyi ki söylediniz efendim. Kafa mı kaldı büyük hanımın dırdırından? Ne yapalım efendim? Doktorla görüşmek istiyor kadın. Allah Allah. Buyurun. İçeride mi Türkan Hanım? İçeride içeride. Buyurun. Hastası azdır inşallah. Az az. Buyurun. Nerede doktor? Gidiyoruz işte anneciğim burada. İyi. Konuşacağım onunla. Ne konuşacaksa acaba? Adam Mayer efendim. Azam Kamer yani. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ay size ne oldu? Dalgınlık hanımefendi, birkaç bardak kırıldı. Çizildi elimi. Vah vah. Sen doktor musun evladım? Hayır anneciğim. Hayır efendim. Beniz Cenap. Tanımadınız herhalde. Tanımadı efendim. Bize de doktor bulun diye tutturdu. Cafer, bas dile. Baş ne? Buyurun. Buyurun. Kim geldi Gül? Biziz efendim biziz. Kusurumuza bakmayın. Bir şeyimiz yok ama kayınvalidem beni doktora götürün diye tutturdu. Buyurun buyurun oturun. İdare edeceğiz artık efendim. Ben de geldim hanımefendi. Sizin neyiniz var Cenap Bey? Efendim elim. Ah canım yaralı efendim yaralı. Ayla Hanım böyle tuhaf tuhaf konuşup başımı belaya sokmayın benim. Bakarız efendim buyurun. Buyurun. Sağ ol canım Nietzsche. İlgine çok teşekkür ederim. Benimki tamamen beceriksizlik hanımefendi. Oo geçmiş olsun efendim. Danke meine Frau. Bir şey yapmayacak değil mi abla? Hayır canım muayene ediyor. Kızım bak ben bunlardan şikayetçiyim. Konuşacağız şimdi teyzeciğim. Aşk olsun anneciğim ne yaptık sana? Sus cevap verme bana öyle. Akşam baban gelsin kırdırtmasam kemiklerini. Görüyor musunuz efendim? Hep böyleyiz maalesef. Hoş göreceksiniz artık Sabri'ciğim. Evet. Alzheimer.
Tabii canım. Tamam. Ben de söylüyorum. Al zamer. Sus sen bakayım. Sana bir şey soran oldu mu? Çok ayıp Cafer Bey. Burada yöneticiniz dururken. Türkan Hanım. Efendim Cenap Bey. Tetanos falan olmam inşallah. Varalayacaktı kızı bıraksam yol yanında. Karışmam bundan sonra hiçbir işine. Aman kızım uzak dur. Annen de şimdi arkasından konuşmayalım ama tehlikeli kadın. Ne yapacağız biz bu kadınla be baba? Korkmaya başladım valla. Tahta kafanın eline teslim etmek lazım. Onlar tam birbirlerine göre yaratılmışlar valla. Valla öyle. Ya şu Şükrü'yü bir daha arayalım bakalım. Dangalak ne evi aramış ne bize bir haber. Ara. Kalkalım mı biz de Cem? Amcamdan bir haber alalım da kalkarız Özgeciğim. Nereye gidiyorsun çocuklar? Oturun Allah aşkına. Gidelim anne. Zaten kaç gündür Nimet Hanım'dan bunalmış durumdayız. Alo. Bir haber var mı babandan Kartal yeğenim? Yok mu hala? Allah Allah. Ne yapıyor oğlum bu senin baban? Onun ne yapacağı hiç belli olmaz ki amca. Gelince haber veririm. Tamam öpüyorum ben de. Nerede bu çocuk? Uçak çoktan indi, gelmesi lazım. İnmiştir canım. Kaza falan olsa çoktan haber verirlerdi. Aa, bak şimdi ettiği lafa. Ne söylüyorsun Aydın? Espri mi bu şimdi? Heh babam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo baba iyisin. İyiyim, iyiyim. Geldin mi Şükrücüğüm? Geldim canım, geldim. Oh çok şükür. Merak mı ettin anne? Ettik tabii babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de öpeyim. Benim güzel kızım. Biz de öpelim efendim. Öp bakayım. Ankara bitmiş. İçmişsin Şükrücüğüm. İçtim sıkıntımdan. Ankara bitmiş. Gel otur oğlum gel. Baba, amcam seni arıyor, telaşlanmış. Bir telefon et istersen. Ederiz. Babacığım nasıldı Ankara? Bitmiş kızım. Ankara bitmiş. Görüşebildin mi hazinedeki arkadaşınla? Yok. Onunla da görüşemedik. Bakan çağırtmış toplantıya, acele gitti. Aa, boşuna gittin desene. Bu boşuna Nazancığım. Ankara bitmiş. Her köşede bir iş toplantısı fısır fısır. Ricacılar. Milletvekillerinin önünde uzun uzun kuyruklar. O kara suratlı bürokratlar. Hepsi buna benziyor. Aa, bana mı? Baba, benim kocam kara suratlı mı aşk olsun? Kara. Ben öyle görüyorum. Ankaralı bürokratlar gibi. Sen bu kafayla nasıl geldin havaalanından buraya Şükrücüğüm? Ne var? Bindim bir taksiye geldim. Ankara bitmiş. Bizim araba nerede baba? He. Sağ ya. Nerede bizim araba? Orada mı kaldı Yeşilköy'de parkta? Ha, orada. Orada. Ankara bitmiş. Babamın Ankara seferi bunalımla bitti. Amcam soruyor. Ne yaptın Şükrü? Hiç abi hiç. Ankara bitmiş. Hiç mi dedin? Boşuna mı gittin oğlum Ankara'ya? Boşuna abi. Ankara bitmiş. Bakalım karşılaşmaları nasıl olacak?